Kasabaya bir kız geldi. Sesli Öykü. Yazan Muzaffer İzgü. Seslendiren Turgut Ezgütekin. <laughs> O güne dek kimse mal müdürünün varlığının ayırdığında değildi kasabada. Gerçi devlette para işi olanlar, memurlar, mal müdürünü çok iyi tanırlardı. Ama bizim gibi genç takımının çoğu adamın mal müdürü olduğunu bile bilmezdi. Kasabamızda bir memurdu. Ama ne memuruydu işte. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez ufacık kasabada bir avuç memur ancak kendi aralarında toplanırlar, kendi aralarında konuşurlar, misafirliğe gelir giderlerdi. Ama işte o günden sonra, hani kasabaya gün aşırı gelen otobüsün beklendiği günden sonra tüm kasabalı mal müdürünü bir anda tanıyıverdi. Öğleden sonra saat iki sularıydı. Mal müdürü hani bizim kasabanın her yanı dökük otobüsünün gelip durduğu kahvenin önünde bir ileri bir geri geziniyordu. Arada bir gelip geçen memur arkadaşlarını selamladıktan sonra soranlara hiç işte bir yolcum gelecek de diyordu. Belliydi. Yolcu dediği ya babası gelecekti mal müdürünün ya kayınbabası. Çünkü bizim kasabanın yoluna hele hele o bilmem kaç model otobüsün yaysız koltuklarına kadınlar dayanamazdı. Bir keresinde bir kaymakamın kaynanası gelecekti de daha kaynana gelmeden yol şöyle birazcık düzeltilmişti de ardından bir de yağmur yağmıştı da kaynanacı kasabaya geldiğinde neredeyse kasaba topraklarına ölüsü inecekti. Kadın cihaz otobüsün içinde hop hop hoplarken, zıp zıp zıplarken, bağırsakları ciğerlerine yapışmıştı. Biz gençlerin oturdukları kahvede o alandaydı. Küçücük kasabanın eğlencesi ne olacak ki? Toplanırsın kahveye, gelsin kağıt, gitsin domino, at tavlayı, sür damayı. Otobüs uzaktan göründüğünde bile hiçbirimizde hiçbir kıpırdanma olmadı. Biliyorduk çünkü otobüsün içinden ne çıkacağını. İlk önce sürücü Mesut Ağa atlardı aşağıya. Her yanı toz içinde. Sonra yardımcısı Rejo. O da toza toprağa bulanmış. Sonra yolcular. Kül banyosundan çıkmış yorgun argın. O gün de aile öteki günler gibi oldu. İlkin sürücü Mesut Ağa atladı aşağıya. Ardından yardımcısı Rejo. Ama bugün bir değişiklik vardı. Yardımcı Reco elinde kıpkırmızı bir çanta tutuyordu. Üstelik saatlerdir orada beklemekte olan mal müdürüne gülüyordu. Mal müdürü hızlı otobüsün kapısına yaklaşarak, ''Şen can!'' diye bağırdı. Aman Allah! Öyle bir şen, öyle bir can indi ki otobüsten. Bir anda kahvedeki tavla tıkırtısı, domino şıkırtısı, kahve gürültüsü kesiliverdi kırmızı bir yırtmaçlı etek. Tozla daha da aklaşmış, Yırtmaçtan görünen ak bacak. Amanın kemerin sıktığı incecik bel. Belin üzerinde sarı bir bluz. Bluzun altında, <laughs> Neyse, mavi mavi gözler. Kalın kalın dudaklar. Ve adı gibi şen bir kahkaha. İn işte. Yok, efendi yok. O boğazdan insan sesi çıkmadı. Keman sesi çıktı. Bir yay ki gıy gıy etti, bizim yürekleri titretti. Ne mutlu sana enişte olana. Değil tavlalar, değil dominolar, değil damalar. Kahvenin yüreği durdu bir anda, küt. Biz kazaba gençleri yırtmaçlı eteği ancak gazetelerde görmüşüz ki, aha bu canlısı. Allah pis nefeslerden esirgesin bıngıl bıngıl. Hepimizin ağzı bir karış açık. Baktık kaldık şencana. Ah kasaba kasaba değil ki. Ah bizim dedelerimiz ah ah. Bu çocuklar ileride televizyon falan izlemesinler diye öyle bir çukurun içine kondurmuşlar ki kasabayı. Ne yükselticiler, ne radyo tamircisi şahap. Kimseye gösteremedi televizyonu bize kasabada. Dağlara çıktık, dağlardan indik. Direkler, aynalar, teller, aküler, daha neler neler. Televizyonun ekranında kınnaplar, sicimler. Bir de öyle bir gürültü ki yürekler dayanmaz. Aa, vazgeçtik. Olmaz olsun. Gözlerimiz her yanı ip ip görmeye başladı. Artık açmaz olduk 3-5 televizyonun düğmesini. Ama ya Şencan. Aha işte geldi canlı televizyon ki al eteği sarı bluzu. Ya o gözler ya o dudaklar aman aman o ses. Lan yazık eteğe yırtılmış. Kim bilir o toposun neresine takıldı. Çüş ayı. Oha yırtmaş diller. Eteğe de yırtmaşlı etek diller. Görmediysen gör. Ufanam. Demek mağazası yırtıyorlar ha? He? Böyle cart diye. Biz görelim diye. Yok canım. Şencan konuşmuyor. Kahvenin önünde keman çalınıyor. Gıy gıy da gıy gıy. da gıy Ay aman inişte... Yol ne berbatmış. Şehre gelinceye dek rahattı. Ama şehirden buraya. Uf aman aman. Bir aman aman dişi var. Türkü gibi aman aman derken şöyle bir yakasına dokunuşu var. Ah o parmaklar, kar beyazı darı. Çıt çıkmıyor kahveden. Tüm gözler bir göz olmuş, Şencan'ın dudaklarına bakıyoruz. O dudaklardan ne çıkarsa müzik, dinleyici istekleri. Hani Şencan bize bakıp da, ay ne öyle ayı gibi bakıyorsunuz dese, o ayı sözcüğü bile bizim için müzik. Ablam nasıl enişte ablam? A'sı da güzel bu kızın, B'si de, N'si de. İyi, i̇yi iyi, çok iyi. Yardımcı Rejo yaklaştı yanlarına, çantayı gösterdi. Çantayı mal müdürü aldı, yürüyüp gittiler. Çıt, film koptu. İo'yu bitti. Herkes masasına oturdu. Ama zarı kim kaç kaç atmış, pulu kim nereye sürmüş, kimin elindeydi dominonun şeşbeşi bir bilen varsa söylesin. Küpe tası bastırıp suyu içen içene. Of yandı ki yüreğimiz, kebap oldu kebap. Ne su söndürür bu ateşi ne de gazoz. Ulan yetiş hele raco, anlat şu şen canı bize. Anlat canlar canını ki film koptuğu yerden başlasın. Ulan yere giresice elbette ayranlar çaylar bizden. Sen yeter ki anlat hele şu şen canı bize. Ya valla ben de şaştım kaldım. Lan dedim kendi kendime. Yoksa o içine gökten bir yıldız mı düştü dedim. Dinime Allah'ıma kaç yıldır şu otoposta çalışırım. Böyle bir kız bilmemiştir benim otoposa efendi. Siz onu beş olukta Mola da görecektiniz. O ten yırtı. Ha ayı. Ona yırtmaç derler. Yırtmaç. Neyse işte efendi. Orada öyle bir açıldı ki. Eee lan Reco. Öyle bir açıldı ki. Efendi. Lan kahveci Veysel. Getir şuna bir ayran daha. Eee lan. Şimdi ben o bacağı öyle görünce otopos su kaynatmış gibi. Abo tek bacağı görünce demek insan iki bacağını birden görse. Yardımcı Reco sağlık ocağının sağlıkçısı gibi kesin konuştu. O dakika ölürsün efendi. Elini yıkadı, yüzünü yıkadı. Aa böyle yırtığı açık. Yırtmacı lan. He işte. Sonra bana sordu. Şu şeftali bahçesinden bir şeftali koparsam kızarlar mı? Dedi. Ben, yo kızmazlar dedim. Girdi bahçeye bir şeftali kopardı. Ha öküz, kızı bahçeye saldın ha. Ha ayı, o senden istemiş şeftaliyi. Hemen koşacak, koparacak, buyur Şencan Hanım diyecektin. Kış günleri otoposun yanında ayı kovalıya kovalıya onlara benzemişsin. Sonra lan. Şeftali'yi beş olukta yıkadık. Ama yıkarken o yırtık bacağını çeşmenin yalağına dayamadı mı? Eee lan. Reco yolculuğu anlatıp bitirdiğinde hepimiz derin düşüncelere dalmıştık. Hepimiz Çencan'ı gözümüzün önüne getirmiştik. Beş olukta çeşmenin başında o yırtmaçlı bacağını yalağa uzatmış şeftali yıkıyor. Yok yok bu sahne bizim bu gece düşlerimize girer hem de renkli olanından. Velet Reco bir de demesin mi bize şimdi bu gece var ya ben Şencan'ın oturduğu koltuğun üstünde uyuyacağım diye. Fırladık çıktık kahveden gecenin karanlığında girdik otobüsün içine. Lan Hangi koltuklu şencanın ki? Aha şu. A bu oturan oturana kalkan kalkana. Sanki rejonun namusuna dokunmuşuz gibi. Kalkın lan kalkın. Orası benim kalkın. Diyordu. Gerçekten de yardımcı rejo o gece o koltuğun üstünde yattı. Tosbağa gibi kıvrılıp. İşte o günden sonra Kasabada tavla zarları şencanın şansına atılmaya, domino taşları şencanın şansına konmaya, dama taşları şencanın şansına sürülmeye başlandı. Öyle ki biz gençlerin iki sözünden biri mutlaka şencan. Ha haberiniz var mı? Şencan bugün kabak yiyor. Atma atma nereden biliyorsun? Biliyorum oğlum çünkü mal müdürünü kabak alırken gördüm. O günden sonra hangimiz yolda mal müdürünü görsek, ühü kaymakam neymiş ki, jandarma çavuşu neymiş ki, mal müdürü be boru mu? Hemen önümüze ilik diyor, bir adım yana çekiliyor, belimizi kıraraktan selam veriyorduk. Eh İnandık mı, inanalım mı, güya sarı feti, pazardan bir kapmış mal müdürünün sepetini, hop eve kadar taşımış. Mal müdürünü olan büyük saygısındanmış. Adam devletin parasının pulunun sahibiymiş kasaba yerinde he? ya ne sandın? Ama sepeti elinden evde kim almış biliyor musunuz? Şencan. Şencan'ın üzerinde ne varmış? Çin'e gösteren gecelikler varmış ya, heh, ondan varmış. Atma lan atma. Babam ölsün, anam ölsün, sarı inek ölsün yalansam. Eli öyle bir sıcaktı ki, aha, alaf gibi. İşte bu elime değdi eli. Öp lan o eli, alaf boşa gitmesin. Hadi lan gerisini anlatsana. Lan kahveci getir bir ayran sarı fetiye. Sonra efendi dur gitme dedi. Abo. Çıktı merdivenleri abo ki abo. Elinde bir şekerlik indi. Zahmet oldu size dedi. Şimdi böyle bana şekerliği uzatırken eğilince böyle. Lan anlat gerisini de hele. Ya Orta kaybem gelsin de hele. Lan Veysel yap hele şu hayvana bir orta kahve. Evet, evet ilk anlatılanlar gerçekti. Ama sonra yavaş yavaş hepsi düş ürünü olmaya başladı Şencan öykülerinin. Anlat da, anlattığının içinde Şencan olsun da dinleniyordu. Hem de ağzı açık ayran delisi gibi. Bilemeyiz öykü, bilemeyiz doğru. Şu sarı feti saf maf ama... İşte o pazar günü kafası çalışı vermiş birden. Bir bakmış ki mal müdürünün bir elinde sepet, bir elinde çul. O saat kafası şak etmiş. 500 mumluk ampul gibi hem de. Ulan bunlar valla yarı kayaya pikniğe gidiyorlar. Şimdi tutup ona buna haber versem orası panayır yerine döner. En iyisi sen geriden geriden izle bir başına oğlum Fethi. Sonra döner arkadaşlarını anlatırsın.'' Onlar da ne yenilmiş, ne içilmiş, şencan ne yanına dönmüş, hangi fistanını giymiş bir bir öğrenirler. Sen de bu arada ayranını, gazozunu, orta şekerlerini içersin demiş kendi kendine. Sarı için yollar ne ki? Önünde şencan olduktan sonra şencan yürüsün gitsin. Sarı kul köle. Dünyayı dolanır on kez, yüz kez. Ama akıllılık etmiş. Daha onlar yarı kayaya varmadan arkadan dolanmış Fethi. Çıkmış ağacın birinin tepesine, silmiş dalların yapraklarının arasına. Bir dua edermiş ki Allah'ım ağacık bu ağacın altına otursun Şencan. Bu olmazsa öteki ağacın daha uzak olmasın. Sonra ben burada böyle kanadı kırık leylek gibi. Şans. Gelmişler, bakınmışlar. Sarı Fethi'nin yüreği tıp tıp Şencan çuhu serivermiş tam ağacın altına. Fethi öyle bir oh çekmiş ki mal müdürü havaya bakmış. Bereket puhu kuşu sanmış. Sarı Fethi rapor tutmuş sanki. İlkin haşlanmış yumurta yenmiş. Şencan bir buçuk tane yemiş. Ardından köfte yenmiş. Şencan dokuz tane yemiş. Bir de taze soğan. Onun ardından çay demlemişler. İşte Şencan ikinci çayını içerken enişte ben suya gireceğim. Kimsecikler yok burada." demiş. Eniştesi sağa bakmış, sola bakmış, sonra kafasını sallamış. "Olur." İşte o anda sarı feti sıkı sıkı tutmuş dalı düşmemek için. Şencan çayını içip bitirmiş, sonra elinde küçük bir naylon torbayla yandaki çalının ardına geçmiş. Feti tibili kuşu sanki hırt dönüvermiş o yana. Amanın soyunuyormuş sen Yüreğine kahve yol Fethi, yüreğine kahve yol Fethi. Sarı Feti hep böyle diyormuş. Bir titriyormuş ki sanki ağaç koca karı fırtınasına tutulmuş. Şencan soyunmuş, o elindeki torbadan mavi bir mayo çıkarmış, onu giymiş, koşmuş suya cüp atlamış. İşte Allah'tan fethi o sırada cup diye düşmemiş mal müdünün kaba kafasının üzerine. Uuu enişte su çok soğuk demiş Şencan. Titremesi Fethi'ye düşmüş. Mayo bikiniymiş sıkıymış. Şencan maşallah genişmiş. Bir batmış bir daha batmış bir daha çıkmış. Ablası hemen çık Şencan. Bu su deniz suyuna benzemez. Sonra bir gelen giden olur demiş. Şencan bir iki kez daha batıp çıkmış. Sonra bu diyerek çalının ardına koşmuş. Mayosunu çıkarmış, giysisini giymiş. Sarıfeti siz sağ olun o günden sonra yatağa düşmüş. Şencan'ın yerine o üşütmüş. Sağlıkçının dediğine göre Sarıfeti ciğerinden değil, kafasından üşütmüş. İşte kasabanın ilk kurbanı. Şencan kurbanı. Ama kurbanla birlikte birkaç kişi biz de biliyoruz. Sarı öyle bir noktaya bakıp derin derin düşünüşünün nedenini. Arada bir of anam of diyerek o ağacın altını şimdi anıyor musun diye yanık yanık bağırdığını. İkinci kurban mutlaka şu Fadıl olacak. Evet evet o olacak oğlan çünkü öyle olmayacak şeyler anlatıyor ki. Ulan yakışıklısın makışıklısın anladık da. Ama sen kim? Sen can kim? Sen bir garip serçe, o ise muhabbet kuşu oğlum. Sen serçe bile değilsin. Hani sazlı kuşları olur ya, kara sarı ha sen olsun işte. Fadıl'ın anlattıkları mı? Hıh, hm. İt kılı postal bağ. Ama olsun. Dinliyoruz. Yakışıklı ya it. Posta posta anlatıyor. İçiyor çayı, gazozu, ayranı anlatıyor. Üç gün üst üste mal müdürünün evinin önünden geçtim. Üçüncü günü tam evin önünden geçiyordum ki hop önüme bir taş verdi. Taşa sarılı bir kağıt. Anladım ki bu kağıt değil. Bana Şencan tarafından gönderilmiş bir mektup. Eh, yenilir yutulur palavra değil. Şap şap ipediz. Ama ne yapalım? Dinliyoruz. Mektubun içinde aynısı şöyle yazılıymış. Ben yaşamımda senin gibi yakışıklısını görmedim. Gece 12'den sonra arka bahçeye gel, orada armut ağacının altında konuşalım. İyi mi? Böyle de kuru sıkı dinlenir mi? Dinliyoruz. Fadıl kağıdı sokmuş cebine ama düşünmeye başlamış. Öyle ya kasaba yerinde bu oğlan niye zırt vırt geçer evinizin önünden? Yaz kız Şencan şu oğlana bir mektup çağır arka bahçeye onu orada şöyle eşek sudan gelene kadar bir dayak. Ve yine düşünmüş bizim yakışıklı Fadıl. Koskoca mal müdürü. Niçin böyle bir şey yapsınmış? Söylenmiş karakol çavuşuna. Ondan sonra Gel bakalım yakışıklı Fadıl Karakola. Seni biraz daha yakışıklı yapalım. Tamam. Oldu bitti. Ne olursa olsun Fadıl kararını vermiş. Kız çağırıyor. Hayır kız değil. Düşlerin meleği. Şencan. O çağıracak da gitmeyecek ha. İnekler güler adamın durumuna. Eşekler ağlar. Ai iyi, ai iyi, iyi diyerekten. Gece 12'de arka çiti açmış, girmiş bahçeye. Bulmuş armut ağacını, çökmüş altına, beklemeye başlamış. Az sonra Mahmud'ünün arka kapısı açılmış. Evet, o geliyor, Şencan geliyor. Düş değil, gerçek. Ay bir doğmuş ki o gece. Sadece Şencan için, Şencan'ın ay yüzünü aydınlatmak için. Bir öpüşmüşler ki, bir öpüşmüşler ki. Bir değil, iki değil. Fadıl tam bir hafta gitmiş o armut ağacının altına. Armut dalın dili olsa da salarmış... Ancak armut armutluğunu bilir. Onlar öpüşürken olgunları kafalarına şapır şapır düşermiş. Şencan bir gülermiş, bir gülermiş ki. iyi de şimdi niye gitmiyormuş bizim yakışıklı Fadıl? Fadıl'da palavra çok. Dedik ya şap şap diz ipe. Efendim Mal müdürlerinin tabancaları olurmuş. Bunu mal müdürünün odacısından öğrenmiş. Hem mal müdürünün izinli tabancası öyle bir tabancaymış ki sineği gözünden vururmuş. Ya görürseymiş? Ya bahçemde bu yabancı da kim derseymiş? Ondan sonra dan dan dan. Yo, üç dandana da gerek yokmuş. Bir dan yetermiş bizim yakışıklı Fadıl'a. Şencan uğruna öteki dünyayı boylarmış. Gerçi Şencan için değermiş ama ah işte can daha tatlıymış. Oysa ki kız ölüyormuş. Mal müdürünün odacısının kızıyla da haber göndermiş. Gelsin demiş, eklemiş. Fena olur sonra demiş. İnandık mı? Yok canım. <laughs> ama dinlemesi çok heyecanlı olduğu için tüm gençler bir daha bir daha dinliyorduk Fadıl'ı. ''Hele anlat Fadıl ilk geceyi, hele anlat Fadıl son geceyi.'' Birkaç gün geçti aradan. Üç mü, dört mü? Bir gün bir baktık ki mal müdürü kahvenin önünde böyle işaret parmağını kaldırmış, gergel gel yapıyordu Fadıl'a. Fadıl mezbahaya giren danalar gibi başını önüne eğdi ve gitti. Dedik ki ''Ulan bu oğlan kurduğu düşleri ona bunu anlatırken gitti işte mal müdürünün kulağına.'' ''Şimdi bizim yakışıklı ayıklasın bakalım pirincin taşına.'' Bir gün sonra kasabada yer yerinden oynadı. Şencan'la Fadıl evleniyor. Doğru mu yalan mı bilemeyiz ama mal müdürü de karısı da şöyle derlermiş. Şencan bir hatadır etmiş. Fadıl'la evlenmek zorunda. ''Evlensin, üzerinden nikah geçsin.'' Biz sonra kızımızı beylerle paşalarla evlendiririz.